Herkese merhabalar. Ben Bosporus takımının kaptanı Mehmet Can. Bu videomuzda sizlerle bizim için çok talihsiz ve trajikomik olan bir konuyu konuşacağız. Langırt Türkiye'de gerçekten yasak mıydı? Bu konuyu konuşacağız. Maalesef 1968 yılından 2016 yılına kadar Türkiye'de langırt yasağı vardı. Bu ne demek? Langırt yasak olur mu? Öyle şey mi olur? Nereden çıkıyor? Sorularını cevabı olarak şöyle söyleyebilirim. 1968 yılında 1072 sayılı langırt ve tilt oyunları hakkında kanun çıkarılmış. Bu yasa halihazırda yürürlüktedir. Bu yasanın genel gerekçesinin anti-emperyalizmle mücadele olduğunu ifade etmişler. O zamanki yasa yapıcılar bizim araştırmalarımıza göre anti-emperyalizmle mücadele şu anlama geliyormuş. O zaman masa üreticileri Amerika'daymış ve Amerika ile ülkemizin arası pek iyi değilmiş. Sonra ne olmuş? Amerika'dan langırt masası ithal etmeyelim diye sanıyoruz ki böyle bir yasak koymuşlar. Tabii tilt oyunlarının kumar olup olmaması veya her ikisinde kumara girip girmemesiyle alakalı sorular söz konusu olabilir. Zaten bir şans ve talih oyunu olmadığını hepiniz bunun biliyorsunuz. Hani bu şans oyunudur diyen varsa yani bir buluşalım şans oyunu olup olmadığını bizim arkadaşlar da ben de size ifade edebiliriz. Yani bu kadar açık ve net söyleyebilirim. Yani netice itibariyle şans oyunu değil ama bu şekilde bir gerekçeyle yaklaşık 47 yıl Türkiye'de langırt yasaklanmış maalesef. Tabii bununla alakalı bu yasak nasıl kalktı? Yani nasıl uyandı buna ülke, devlet veya meclis? Bunu da izah etmek isterim. Ben bilenler bilir, avukatlıkla uğraşıyorum. Tabii langırta başladığım zamanlar, hukuk fakültesine başladığım zamanlarla örtüşür. Bunu duyduğum zaman çok şaşırmıştım. Hatta turnuvalar yapılacağı zaman yani polis gelir mi, birisi ihbar eder mi, birisi ihbar etmiş vesaire gibi çok talihsiz şeyler söz konusu olurdu. Tabii neler olurdu? Türkiye'de hali hazırda langırt fabrikalar tarafından, Türk üreticiler tarafından üretiliyordu. Ama böyle bir yasak vardı. Yani çok çok mükemmel uygulandığını söyleyemem ama yani köy kahvelerinde jandarmanın kahvecilere çok büyük sıkıntılar çıkarttığını söyleyebilirim. Çünkü bu cezanın, özür diliyorum, bu yasağın cezası 5 yıla kadar hapis cezasıydı. İnanabiliyor musunuz? 5 yıla kadar hapis cezası. Şu an 5 yıla kadar hapis cezası olan günümüz itibariyle bir şey söyleyebilirsem hani yağma, gasp olarak nitelendirebilirsiniz. Yani yağmanın cezası o kadar olmayabiliyor. Yani mevcut düzende. Tabii alt sınırlar, üst sınırlar var. Yani çok ciddi, talihsiz bir yasakla biz uzun süre baş başa kaldık ve bu yasak bizi etkiliyordu. Hatta o zamanlarda bir forum sitemiz vardı. Forum sitemize yazanlar olurdu. İşte şöyle oldu, buraya geldiler, polis geldi, masayı kaldırıyorlar vesaire. Bir yerde organizasyon yapacağız. Güzel bir mekanda ama langırtın yasak olduğunu biliyorlardı. Ve daha doğrusu yani langırtın yurda sokması, ithal etmesi, imal etmesi vesaire. Yani oynamak teknik olarak yasak değildi ama yani masayla alakalı her şeyi yasak ettiğiniz zaman oynamayı da otomatik olarak yasak etmiş olmuştu devlet. Yani nihayet 47 yıllık yasağın sonunda 13 Ocak 2016 tarihli Anayasa Mahkemesi ile bu ayıp yasak olarak bizim nitelendirdiğimiz yasak kaldırıldı. Nasıl kaldırıldı bu yani? Anayasa Mahkemesi nasıl şey yaptı yani? Herkes işte jandarma, polis, kaymakam, meclis, hükümet görmedi. Anayasa Mahkemesi mi bu yasağı gördü? O da şöyle oldu. Bazıları bana şunu soruyor. Yani sen kaldırdın değil mi bu yasağı diyorlar. Yani hani bu işlerle uğraştığımı bildikleri için tabii ki ben kaldıramadım arkadaşlar. Ama çok bu konuyla alakalı çalışmalar yaptık.
Tabii hukuk fakültesi öğrencisi olduğum için bunu öğrendikten sonra daha bununla ilgili hani kendi çapımda bazı çalışmalar yapmaya başladım. Hani ilerleyen dönemlerde konuk olarak sizin karşınıza çıkaracağım birkaç hatta şu an adını zikretmek isterim. Tarkan Yurdunerinin bununla ilgili çok inanılmaz çabaları vardı. Ona buradan selamlarımı iletiyorum. Beraber de çok çalıştık. Kendisi Ankara'da Gençlik Spor Bakanlığı'na, Adalet Bakanlığı'na yani aklınıza gelebilecek Halter Federasyonu Başkanı'na kadar herkesle bunu konuştu, anlatmaya çalıştı vesaire, dosyalar düzenlendi. Yani inanılmaz çaba sarf edildi. Tabii sürekli spor bakanı değişiyordu. Yani bizim ülkemizde böyledir zaten. Sürekli spor bakanı değiştiği için spor bakanına ulaşmaya çalışıyorduk tekrar. Spor bakanı bizi oraya gönderiyordu, buraya gönderiyordu. Yani saçma sapan bir şey söz konusu oluyordu. En nihayetinde bu yasağı biz kaldıramadık. Keşke kaldırabilseydik, şu an gururla söyleyebilseydim ama biz kaldıramadık. Ne olmuş? Ya Tekirdağ'ın küçük bir ilçesinde bir köy kahvesinde jandarma baskın yapıyor. Ne işi varsa gidip langırt üzerinden işlem yapıyor. Dosya 5 yıla kadar hapis istemiyle Asya Ceza Mahkemesi'nde açılıyor. Ya o zaman sağ olsun Asya Ceza Mahkemesi hakimi de diyor ki ya ne yapıyorsunuz siz diyor. Yani böyle bir yasa mı olur diyor yani bu dönemde. Çünkü o zaman biz bütün siyasilerin, bütün ünlülerin langırt oynarken vesaire fotoğraflarını çekip dosyalayıp yani o zaman siz de mi suç işlediniz tarzında ilgili makamlara iletmeye çalışıyorduk ama bir yanıt alamıyorduk. Ya sağ olsun bu Asya Ceza hakimimiz Tekirdağ'ın küçük bir ilçesinde dosyayı bu kanun anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderiyor. Anayasa Mahkemesi de 13 Ocak 2016 tarihinde bu yasa eşitlik ilkesine aykırı bularak iptal ediyor. Ve o tarihten itibaren Langırt'ın yasağı kalkmış oluyor teknik olarak. Tabi bu niye sebebiyet verdi? Yurt dışından önceki videomuza da şurada gösterebilirim, koymaya çalışacağım. Önceki videomuzda da ifade ettiğimiz gibi ithal masalarla profesyonel anlamda oynamak zorundayız. Tüm dünyaya uyum sağlamak açısından. Yalnız masa ithal edemiyoruz. Türkiye'de langırt yasak olduğu için masa getiremiyoruz. Gümrükte kalıyor, alamıyoruz, çekemiyoruz, suçlanıyoruz. Yani hapis cezası düşünebiliyor musunuz? 5 yıla kadar hapis cezası. Neden langırt oynadım falan yani. Daha üstüne gitmek istemiyorum ama Türkiye'de tabii böyle şeyler olabiliyor. Böyle yasaklar ya da böyle kurallar ya da böyle mağduriyetler. Netice itibariyle biz masaları da getiremiyoruz. Esasen bizim masaların üretilmesi de yasak vesaire, çok abuk subuk bir durumdu. 13 Ocak 2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi kararından sonra da tabii Gümrük Bakanlığı da bununla ilgili bir işlem yaptı. Dedi ki artık masalar şey yapılabilir, gelebilir, serbesttir. O kapsamda Türkiye'ye ithal masalar gelmeye başladı. Yani 13 Ocak 2016'nın Türk profesyonel langırtın da bir milat olduğunu söyleyebilirim size. Bu yasak durumu veya yasağın kalkması, acaba bu yasak gerçek mi değil mi vesaire, bununla ilgili herkesin kafasında sorular vardı, inanmıyorlardı, gülüyorlardı vesaire. Bunu bu videoda size anlatmak istedim. Umarım böyle talihsiz şeylerle bir daha hiçbir zaman yüzleşmeyiz. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.